Herkese 2012 yılında mükemmel bir yıl, mükemmel kazançlar, mükemmel bir sağlıklı duruş, mükemmel kotlar, mükemmel kotlar, altına mükemmel botlar, mükemmel dostlar, mükemmel mükemmel alışverişler, evet, avantgardtayız. Mükemmel alışverişler diyoruz. Kırmızı kazanız olsun, yavru ağız olsun, gri olsun, kahverengi olsun, 2012'de kiremit rengi olsun ve yine 2012'de paranın rengi, bereketin rengi mor kazanız olsun. Efendim 2012'de, bunlar olmasın, bu biraz şekilsiz çıktı ya. Bunlar olmasın. Gri kazak olsun, elbise pardon ama bayanlar bu kopya üzerine gelir. 2012 ise bunu da getirsin. Siyah, 2012 siyah getirsin. Ama karalar bağlatmasın. 2012 kilim ve senli kazaklar getirsin. 2012 krem rengi boğazlı kazak da getirsin. Başka? 2012 aşk. Tüketmek istediğimiz ayakkabıları getirsin. Bir an önce bitirmek istiyoruz dedi. He. Bunları getirsin. Ama hepsinin önemlisi aşk, sağlık, sevgi, sıhhat, huzur. Kuş gibi özgürlük getirsin kuş mi? Kuş gibi özgürlükler getirsin. Bilirsiniz kuş gibi. Bütün gökyüzü sizindir. İşte 2012'nin hepsi, yani 2012 bunların hepsini getirsin. Burada mesaj vermek istediğin arkadaşlar var mı? Mesela Avusturya'da Fatma vardı. Fatma vardı. Hala var mı Fatma? Fatma hala var. Avusturya'dan Fatma. Deniz. Şu an beni arayan arkadaşım Ümit. Ümit. Şu an çekim yapıyoruz. 2012 yılı sana huzur getirsin. Şu an kayıtta bu. Yayınlanacak. Nasıl? Evet. Var mısın yok musun yarışmasındaki duygusal soğanla ağlayan adam Ümit'e de 2012 getirsin. 2012 ne getirsin? Bir de 2012 Ümit aynı zamanda Ümit'in biraz sorunları var. Şeyle ilgili kız arkadaşı yok. 2012 onu da getirsin. 2012 Ümit'i getirsin. Ümit'e getirsin bütün bunları. 2012. Ha canım. Ben de senin Ümit'im. Seni çok seviyorum kayda geçmedi ama şu an geçti. Ümit beni çok seviyormuş da söylüyor. Ümit gelsene taksin diye. Evet. Muhteşem bir mağaza var. Avangard. Avangard mağazasındayım. Yalçın abi. Evet. Tamam. Tamam Ümit'ciğim. Tamam. İyi günler. Baş üstüne, baş üstüne. Evet Hakan. Ümit. Evet. Daha mesaj vermek istediğin arkadaşların. Yalçın sen varsın başta. Sevgiyle sarılıyorum. Yanaklarını sıkıyorum sevgiyle. Bizim Sezer var. Kentoş. Evet. Yeni evlendi. Ona güzel bir yıl dilerim. İyi bir evlilik senesi. İyi bir evlilik yıl dilerim. Kuaförüme dilerim. Makyözüme dilerim. Dikkat Eğlence Var programındaki oyuncu arkadaşlarıma iyi yıllar dilerim. Anneme dilerim. Kız kardeşime dilerim. Onları öperim ailetten böyle of sarılarım ondan sonra bütün sevenlerime dilerim, beni izleyen, beni takdir eden, izleyip bana küfür eden, izleyip benden nefret eden ama izleyip sevenleri daha çok iyi seneler dilerim. Ben bunları dilerim Yalçın, daha ne dileyim? Dile benden ne dilersen gibi oldu. Yalçın 2012 benmiş gibi davranma yani. Ben diyeceğim insana kısıtlayamadım. Yalnız seni bu 2012 2012 kültür başkenti. Evet. Şey söyleyeceğim biraz uzun sürmedi mi hikaye? Sence uzun mu sürdü Yalçın? Yok. Bence kısa bile oldu. 2012. Evet. Çaycıya da dilerim. Başka? Nasıl? 2011 nasıl geçti senin için? Çok güzel geçti. 2012'den beklentin? Sağ ol geçti. 2012'den beklentin. 2011. 2011'deki yaşadığım bir takım olumsuz olaylar var. Ondan olmamasıydı ama 2011'de yaşadığım çok güzel bir sene, yıl olması hürriyeti var. Hürriyeti var, pardon.
Dolayısıyla ya her yıldan iyilikler de kötülükler gelecektir. Ama biz iyiliklerin gelmesini temenni ediyoruz. Hep öyle diyoruz, tam tersi çıkıyor. Kanka ne yapacağız? Yok. İşte gelen her şeyi kabullenip böyle hayırlı olmasını dilersek içimizden. Dün bir arkadaşımla da konuştuk bunu. Her şerde bir hayır vardır yani. Hayır Zeynep Ersan'la konuştuk dün. Her yıl şey diyoruz ki yeni yıl hayırlı olsun, mutluluklar getirsin, sağlık getirsin, sağlık. Savaşlar. Eski yılı gömüyoruz değil mi? Hani evet. Onun da başına o yıla bir yalakalık yapmışız. Mesela 2011'i nasıl yaladım belli değil geçen sene ben yani 31 Aralık'ta. Evet. 2011 gelirken o 2011'i kullandım. Evet. 60 ile aynı şeyi, aynı tribi 2012'ye yapıyorum. O da ama geçecek. Gelmezler abi, 37 yıldır aynı şeyi yapıyorum yani. Evet, sen bu ara 37 yaşına geldin. Geldim ben ya. Sen yaşlandın için. Ama ya. Yaş onu niye söyledin? Evlilik için bir şey var mı? Ufukta i̇nşallah. Bir çizgi. Ufuk... Hayırlısıysa olsun inşallah. Şey söyleyeceğim, evlilik için ufukta bir... Büyük konuşmamayı öğrendim Yalçıncığım. Bakalım, görelim, yaşayalım. Evet. Askerlik? Ama... Askerlikten yırttım. İlk defa bir kamerayla ortamda askerlikten bahsediyorum. Bedelli asker çıktı. İnşallah paramız gerçekten ihtiyacı olan, söz verilen yerlere gider. Umut ediyorum ki öyle olacağını düşünüyorum aslında. İnşallah öyle olur. Yani o konuda gönlüm biraz rahat. İnşallah çok ihtiyacı olan, ülke uğruna emekleri geçmiş asker kardeşlerimizin yakınlarına, şehit kardeşlerimizin ailelerine para gider. Umut ediyorum yani... Bazılarımız hizmet ediyoruz, bazılarımız için parayla destek veriyoruz. Üzülüyordum gerçekten. Bu biraz benim içinden çıkamadığım bir psikolojiydi. Yaş şartlarından dolayı gidemedim. Malum yaş. Şu yaştan sonra zor olacağı için. Yine içim buruk ama şöyle bir gerçek de var. Gerçekten bu paraya ihtiyacı olan kardeşlerimizin, bu ülkeye, bu vatana hizmet etmiş kardeşlerimizin aileleri var. İnşallah onlara yardım dokunur. Her kuruşun yardım dokunur yani. Bu akşam yılbaşını nerede kutlayacaksın? Seni sevenler bu akşam nerede? Yalçın, sen neredeysen orada kardeşim. Şu an avantgardtayım. Evet. Bir böyle yılbaşı kutlaması gibi çıkayım, kendimi dağıtayım, yerden yaratayım gibi bir durum yok. Evet. Gece bar pavyon gezen bir adam değilim. Evet. Ama olur yani, arkadaşlarımın nerede olduğu önemli. Bir arkadaşım bardaysa, sevdiğim arkadaşım, yani onlarla olmak önemli. O barda ya da o kulüpte ya da orada olmak önemli değil. Hatta gerçekten bir... Çok şey olacak ama bir kandil edasıyla 2012'ye gençlere çok sıkı dua ederek girmek isteyebilirim yani. Evet. Senin çok sık göründüğün bir yer var Taksim'de, Sıra Selviler Caddesi'nde. Kemancı. Zeki abi. Yine öyle bir mekan. Kemancı çok güzel bir mekan ama bir öncesinde Zeki abi ve yengem gelir. Hani benim oraya gitme sebebim oranın ambiyansı, oradaki insanların güzelliği, sizleri görmek. Bugün yine orada olurum muhtemelen. Yani Zeki abi ve yengemi mutlaka görürüm. Evet. Oradaki arkadaşlarını? Ya işte dedim ya, arkadaşlarımı görüyorum ama sabah 4'lere kadar böyle yürüyemeyecek hallerde olmam yani. Hani makul bir süre uğrar giderim biliyorsun. Hakan'cığım, sana mutlu yıllar. Hepimize mutlu yıllar. Türkiye'ye mutlu yıllar. İnşallah bu ülkemizdeki o büyüme, kendini muhafaza etme durumu, bu dünyadaki kriz ortamında 2012'lere devam eder ki hani huzurun temelindeki, sağlığın dışındaki yani o ülke huzuru, yaşam huzurunu daha iyi şartlara taşırız, çok daha güzel yaşarız. Bir tane daha bir şey söyleyeyim. Ben biraz ticari düşünüyorum. Düşünmek durumundayım çok, doğal olarak. Avantgarde bilmeyenlere ya da avantgarde hiç gelmeyenlere mesajın var mı? Ya ben şimdi avantgardtan bahsedince senin arkadaşın olduğum için böyle... Olsun problem şey, değil ki. Ballandıra altını zannediyor ama. Evet. Avantgard sizin. Kendi bütçenize ayırdığınız, kendi harcamanızla ilgilendiğiniz bütçenizle çok rahat hareket edebileceğiniz, aynı zamanda sokak modasına yakınen takip edebileceğiniz çok uygun rakamlara çok geniş bir ürün yelpazesi içinden ürünler seçebileceğiniz bir mekan. Burası benim arkadaşım mekanını söylemiyorum ama yani üzerinde gördüğünüz her şey avantgardtan aldığım güzel kıyafetler. Hepinizi avantgarda bekliyoruz. Benim yolladığımı söylerseniz Yalçın'a söyleyin ama bir de indiriminiz var %20 benden. Bugün gelen, senin adınla gelen herkese, herkes olmasa bile 5 kişi, 10 kişiye saat hediye edeceğim. Yıl son, evet. Köstekli süper. Saat hediye edeceğim. Harika, sen de bugün akşam saat 11-12'ye kadar burada olacaksın. Evet, sen de görmek isteyenler olursa. Tabii değil mi? Sadece herkes sohbeti bekliyorum. Ben zaten bizi bilenler biliyor. Evet. Ben senin yanındayım. Bir adam direkt ezbere geliyor. Hakan kesin Yalçın oradadır diye. Evet. çok böyle güzel dostlarımız var. Yenilerine de kapımız açık. Hem sohbet ederiz hem alışveriş yaparlar. Hem de kahve içeriz.
İyi yıllar. İyi yıllar.